İvana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt'un başrollerini paylaştığı yeni sinema filmi Antep Fıstığı çekimleri Gaziantep'te başladı. Zeugma Yapım tarafından yapımı gerçekleşecek olan aile komedisi türündeki filmin senaryosu Orhan Uslu'ya ait. Yönetmen koltuğunda ise komedi filmlerinin başarılı ismi Oğuz Yalçın oturuyor. Film hakkında bilgi veren Zeugma Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay, "Ben yerel medyanın çok önemli olduğunu hissediyorum. Yerel medya isteyince neleri başarabileceğini bugün bir kez daha kanıtlamış olduk." diyerek sözlerine şöyle devam etti. "Ben yerel medyanın çok önemli olduğunu hissediyorum. Yerel medya isteyince neleri başarabileceğini en iyi siz bana bugün burada oturmayı nasip ederek Allah'ım ve sizler nasip ettiniz. Bugün size bu geçmişteki bize kattığınız değerlerden oluşan sinema filmimizi hediye ediyoruz. Sizlere hediye ediyoruz. Öncelikle yerel medyaya hediye ediyoruz. Ve Gaziantep kültürünü, tarihini, tüm zenginliklerini, tüm güzelliklerini sadece Gaziantepliler değil, tüm Türkiye, tüm dünyadaki vatandaşlarımız, özellikle hemşehrilerimiz anlasınlar, bilsinler, yaşasınlar istiyoruz. Aileye dokunacağız bu filmimizde. İlk kez bir yerel yapım şirketi Anadolu'ya örnek olacak bir proje gerçekleştiriyor. Gerçekten heyecan verici, inanılmaz bir olay benim için. Çok duyguluyum, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çünkü çok güzel bir senaryo getirdi bana sevgili dostum, arkadaşım, kardeşim. Hep Meral bacım der bana. Biliyorsunuz Çelet Uçak'la ilk yola çıktığında 100-150 kişiye oynuyordu tiyatrolarını. Şimdi bir hafta önceden biletler bitiyor. Antepliler çok sevdiler Çelet Uçak'ları. İnşallah onların büyük katkısıyla değerli arkadaşım, kardeşim Orhan'ın bu güzel, bu özel senaryosuyla tüm dünyaya Gaziantep'i evlerimizin kapılarını açacağız. Tarihimizin, müzelerimizin, gastronomimizin, tüm değerlerimizin kapısını açacağız. Bu senaryoda çok inandığı için özellikle yönetmenimiz Oğuz Yalçın benim için çok değerli. Benim için bir abi oldu, bir büyüğüm oldu, bir dostum oldu. Çok değerli, 1000'e yakın dizi ve sinemaya imza atmış bir kişi. Ve bu senaryoya çok inandı. Sağ olsun Orhan kardeşimiz senaryo üzerindeki ortak akıl fikrine de çok sıcak baktı. Küçük değişiklikler ve sürprizler ekledik. Ortaya çok güzel bir sinema filmi çıktı. Bu sinema filminde sevgili İlker arkadaşımız çok güzel bir rol üstleniyor, yine sürprizlerle dolu. Ama bu sinema filminin adı Antep Fıstığıysa ona yakışan bir fıstık olması gerekiyordu. O da sevgili İman'a çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu projeyi, bu senaryoyu kabul ettiğin için. Ben de teşekkür ediyorum. Çok şaşırdı herkes, evet. İvana'ya Gaziantep ne alaka, Antep fıstığı. Ama inanın izlediğinizde inşallah hani galasını yapmayı da nasip edecek Allah. Çok özel bir günde 8 Şubat'ta o gün Antep fıstığını da sinema filminde ve çok değerli Çelet Uşakların tüm ekibi, ben hani onların da ismini söylemek istiyorum, yönetmenimiz, görüntü yönetmenimiz Cüneyt, yine yardımcı yönetmenimiz Süreya, çok değerli isimler var. Çok iyi bir ekip var bu projede. Sizler destekleyince inanıyorum ki Anadolu'ya rol model olacak bir film. Bundan sonra Anadolu'daki tüm değerleri ortaya çıkaracak yeni projelere belki de başlangıç olacak, vesile olacak. Ama yine söylüyorum, bu proje yaşayacaksa, bu proje eğer bu hediye değerlenecekse, sizlerin desteğiyle daha da değerlenecek, daha da kıymetlenecek. Sizlerin tanıtımıyla Gaziantep'teki bu zenginliği daha da tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Filmin yönetmeni Oğuz Yalçın, Gaziantep'te birçok dizi, film çekildi. Sanırım sinema filmleri de çekilmiştir ama bunlarda Gaziantep hep bir dekor olarak kullanıldı. Gaziantep'in görüntüleri, tarihi yerleri, mekanları gerçekten dekor olma özelliği açısından çok değerli. Ama Gaziantep'in çok daha değerleri var dedi. Biliyorsunuz Antep'te, Gaziantep'te birçok dizi çekildi şimdiye kadar. Sinema filmleri de sanıyorum çekilmiştir. Ama bunlar da Gaziantep hep bir dekor olarak kullanıldı.
Yani Gaziantep'in görüntüleri, tarihi yerleri, mekanları gerçekten dekor olma özelliği açısından çok değerli ama Antep'in çok daha önemli değerleri var. Özellikle Antep'in insanları çok değerli. O açıdan bir şehri en iyi tanıtacak, bir şehrin özelliklerini, değerlerini, güzelliklerini en iyi tanıtacak olan, işleyecek olan o şehrin insanlarıdır. O şehrin insanları da işte fikir babası Orhan Uslu ve bu projeye, bu fikre sahip çıkan yapımcı Meral Alp, ikisini de çok iyi tanıyorsunuz Antepliler olarak. Bundan sonra inşallah bütün Türkiye'de tanıyacak. Bu proje ilk kere dediği gibi bir gönül işi oldu benim için. Gerçekten ben de gönül verdim. Hem Antep'e hem bu projeye gönül verdim. Bu proje popüler anlamda Antep'in öne çıkarılmasını, hatırlatılmasını sağlayacak ama aslında Antep'in değerleri anlatmakla bitmez. O yüzden ben bugün biraz dolaşırken şehri karar aldım. Ben Antep'e sık sık geleceğim herhalde. Birkaç belgesel düşünüyorum. Antep'in değerleriyle ilgili ilk sırada Kutlu Kumaş ve Antep işi olacak sanıyorum. Belki Kültür Bakanlığı'ndan da destek isteyeceğiz bu konuda. Yani bizim bu Antep sevdamız yeni başladı. Herhalde devam edecek bu işle. Bu gönül işine katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yürekten inanarak katılan, severek katılan İvana Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bu köprüyü kuran İlker Kurt'a çok teşekkür ediyorum. Bu projeye sahip çıkan heyecanı Orhan'la ve bizimle paylaşan ve sahip çıkan Meral Ay'a ve eşi İbrahim Ay'a, sevgili İbrahim'e çok teşekkür ediyorum. Ve bu projenin fikir babası, asıl ilk bağlantıyı, Antep'le bağlantımı kuran Orhan Uslu'ya çok teşekkür ediyoruz. Bir de bu arada hatırlanmadan, anmadan geçemeyeceğim, bizi tanıştıran, Orhan'la bizi tanıştıran oyuncu kardeşim Mehmet Kurt'a da teşekkür ediyorum. Filmin başrol oyuncusu İvana Sertes'e, filmin yapımcısı Meral Ay ve ekibimle toplantı yaptık. Gaziantep'te bana bir rol teklif ettiler. Ben de önce kendi kendime dedim, Gaziantep'e gidersem eğer çok kilo alırım. İvana sen bu rolü kabul etme çünkü mutfağından dolayı müthiş zengin bir şehir diyerek sözlerine şöyle devam etti. Öncelikle nasıl ben bu rolü kabul ettim de bir başlamak istiyorum. Meral Hanım ve sevgili arkadaşlarım da, bütün ekip timinin zaten Oğuz Bey'de toplantı da yaptık. Antep, Gaziantep'e bir rol teklif ettiler. Ben de önce dedim Gaziantep'e gidersem eğer çok iyi olacağım. İvana sen bu rolü kabul etme. Çünkü hem şeyinde mutfağın da dolayı, müthiş zengin mutfağın evet, önce dolayı, projeyi kabul etmedi senaryodan önce. Yani Gaziantep'te bir proje dedik, kabul etmedi. Çok yoğun olduğum için hem de Gaziantep'i bilmiyordu. Gaziantep'i o kadar da bilmiyordum. Dedim yani sadece mutfağın da dolayı çok zengin olduğu için dedim İvana sen bu yolunu uzak durursan belki daha iyi olur. Ama konuşunca ve hakikaten Gaziantep'in bana biraz da net anlatınca Meral Hanım sağ olsun. Ben bu ikinci gelişim zaten burada ama burada çok işim uzun olduğu için çok fazla da zaman alamıyorum bırakmıyorum şehri anlatmak ve görmek için. Ne kadar zengin olduğunu, dünyadaki en eski şehrin olduğunu, kültürünün ne kadar zengin olduğunu, yani kutlu kumaşlarında tutun müzesiler ve özel bir yerlerinden, tarih yerlerinden. Hakikaten bu filmde parça olmak istedim. Senaryonu zaten sonra okudum. Senaryo okunca zaten dedim tamam İvana. Bugünden kadar hep böyle İvana modan dolayı çok güzel, çok bir gösterişli bir kadın beni gösterdiler. Kendim özel hayatımı herhalde beni öyle görüyorsunuz. Ama bu filmde bambaşka İvana Sert karşınızda olacak. Evet. Çok daha farklı, yani daha sade,
Zaten masum her zaman. Ama şeyde daha sade bir Ivan Ester kadrosunda olacak. Ve bu rolün hakikaten benim böyle bir adım onun kapıların daha şey aynı kesinlikle açacağı düşünüyorum. Ekibim muhteşem. Ne diyebilirim? Oğuz Bey'in zaten muhteşem bir beklentinde var. İnşallah o beklenti doldurabilirdim ve karşılayabilirdim. Meralay zaten gözlerim içinde o kadar güzel ve can benim için de en önemli insan olmak ve güzelin dışarıda çıkartmak. Yani her işine zaten kabul etmiyorum. Kabul ettim ve çalıştığım insanların da kesinlikle sıcak ve samimi hissetmek ihtiyacım var. Bütün Orhan Bey zaten ne söylüyorsunuz çok fazla anlamıyorum çünkü o şiviniz zor geliyor Antepçe. Sette diyor ki bana ben senin konuştuğundan hiçbir şey anlamıyorum diye. Ay bana şeyde geldi, senaryo geldi dedim bu hangi dilim? Türkçe zaten zorla çözüyorum. Bu ne şu anda? Ne yapacağım ben burada? Ama yavaş yavaş sonra çözdük, öğrendik. Zaten benim rolüm çok böyle bir şive cümlelerim evet. Yok birkaç tane. Ama hakikaten çok güzel bir iş yaptık ve yapıyoruz, hala bitmedi. Muhteşem bir imza Antep, Gaziantep için özellikle olacağını düşünüyorum. Türkiye'de Gaziantep'i biraz daha tanıtmak amacıyla bu filmin bir adım daha onu da geçirecek ve çok güzel bir verebilmek olacak inşallah. İnşallah. İnanıyorum. Bol bol kahkaha atıyoruz bu film çekerken. İnşallah siz de kahkaha atarsınız. Çünkü biz de durmadan gülüyoruz. Bu konuda hep beraber. Bir şey eklemek isterim. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, üstadlar çok güzel filmler yapıyorlar. Keyifle izliyoruz ama yeni bir lezzet. Yani farklı bir lezzet, farklı bir mizah, farklı bir komedi izleyecekler. İnşallah bu ekip sizleri galada sizlere bırakacağız artık. O zaman da siz konuşacaksınız. Evet, güzel bir sinema filmi bekliyor tüm izleyicileri. Filmin oyuncularından İlker Kurt, "Benim söyleyecek bir şeyim yok. Hocam zaten benim için çok önemli. Bazı ulusal kanallarda birlikte çalıştık, keyifli işler yaptık. Acı tatlı günlerimiz oldu. Kader bizi bu projede tekrar bir araya getirdi. Böyle bir şey için geldiğinde ve benim senaryoyu gördüğümde, bir de hocamdan dinlediğimde hiç tereddüt etmeden kabul ettim," dedi. "Hocam benim için çok kıymetli. Daha önce de bazı ulusal kanallarda birlikte çalıştık. Keyifli işler yaptık, acı günlerimiz oldu, güzel günleri, kader birliğimiz oldu. Kader bu projede bizi tekrar bir araya getirdi. Böyle bir şey için geldiğimde ve ben hakikaten senaryoyu gördüğümde, bir de hocamdan dinlediğimde hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Aynı şekilde senaryo geldi, İvan Hanım'ı istediklerini bu projede söylediler. Ya orada çok ilginç bir anekdot vardır. Senaryo bana geldi ama Orhan sağ olsun onu da Antep lehçesiyle yazmış. Ben anlayamadığım için senaryoyu, İvan'a da bana sürekli baskı yapıyor. Ya tamam da hani bir senaryoyu yolla bir görelim. Şimdi İvan'a bunu yollasam, İvan'a Türkçe'yi zor anlıyor. Antep lehçesiyle nasıl anlayacak diyorum. Sonra senaryoyu yolladı. Yarım saat sonra İvan'dan telefon geldi. Ne dedin İvan'a? Ya hangi dil bu? Türkçe mi? Hangi dil yani anlamadım. Ben şey dedim, bir toplantı yapalım seninle, sana anlatacağım dedim. İşte oradan çıktık. Çok kısa bir sürede sağ olsun Meral Hanım, Orhan Bey, değerli İbrahim Bey, tabii ki başta hocam olmak üzere. Yol aldık, bir baktık Antep'te setteyiz. Biz de biraz Antepli olduk artık ucundan kenarından. Daha Antepli olduk. İnşallah daha sık beraber oluruz diyorum. Çok güzel, çok sıcak bir komedi, romantik komedi geliyor. Gümbür gümbür geliyor hem de. Türkiye hazır olsun. Dünyanın dört bir yanındaki bütün Antepliler hazır olsun. O zaman söz de bizim değerli. Filmin senaryosunu yazan Orhan Uslu senaryoya sahip çıkan ve bu filmin yapımcılığını üstlenen Meral Ay'a teşekkür ederek film hakkında şu bilgilere yer verdi. Filmimizde komedi var. Neden var? Çünkü insanlar gülmeyi çok seviyorlar. Özellikle Türk toplumu gülmeyi çok seviyor diyerek sözlerine şöyle devam etti. Uzun zamandan beri bu projenin üzerinde çalışıyordum zaten. Yaklaşık 4 yıldan beri dedim ki bu şehrin bir sinema filmine ihtiyacı var. Tamam biz tiyatro yapıyoruz, bir tiyatro ekibiyiz, işte turnelere gidiyoruz ama
Hani şehirde de biraz önce hocam bahsetti, çekilen diziler, filmler falan Antep'i set olarak kullandılar. Bizim kültürümüzü yanlış tanıttılar. Bizi ulusala yanlış lanse ettiler. İşte ulusalda bir Antep'le ilgili dizi izlerken hangimizin içi sızlamıyordu? Değil mi? Yani o şiveyi görünce, işte o farklı, bize ait olmayan kültürleri gösterince hangimizin içi sızlamaydı? Şimdi Antep'te çekilen bir dizi vardı. Bir gün bana teklife geldiler. İşte beni dizide oynatmak istediklerini söylediler. İşte senaryoya baktım. Daha o zaman dizi vizyona girmemişti. İşte aşiret kız kaçırıyı bilmem ne yapıyı falan. Dedim kardeşim, bu filmde dedim ben oynamam, izlemem dedim. Niye dedi? Çünkü bizim kültürümüzde. Yani bizim kültürümüzde böyle aşiret sistemi yok yani. Önce sen bu şehirde film çekeceksen önce şehrin kültürünü bir tanı dedim yani. Ben onun nitekim o dizide 3 sezon Antep'te çekildi, yayınlandı. Çatır çatır şehirden reklam aldılar. Para kazandılar, çekti gittiler. Olan ne oldu? Bizim yozlaşan kültürümüz oldu. Dedik ki bu şehrin bir sinema filmine ihtiyacı var. Hatta ben ilk bir televizyon dizisi olarak düşündüm. 50 bölüm de diziyi yazdım, hazır ettim. Dedik ki diziyi çekelim. Sonra sinema filmini daha uygun olacağını söyledi arkadaşlarımız. Sinema filmini öne aldık. Burada bizim yıllarca beraber bir arada kültürümüze yapmış olduğumuz hizmeti biraz ulusala taşımamız gerektiğini zaten düşünüyorduk. Yani tamam biz bu kültürü biliyoruz ama ulusal yanlış biliyor. Dışarı çıktığımız zaman Antep'i yanlış lanse ediyorlar. Yanlış bir imaj vermeye çalışıyoruz. Yani sürekli yemeğe, sürekli baklava, fıstık bilmem ne. Bu şehrin biraz önce İvan Hanım bahsetti, tarihini, komşuluk ilişkilerini, esnaf ahlakını, gelenek göreneklerini, bunları yansıtmamız lazım bizim insanlara. Yani dışarıda Antep dendiği zaman insanların ilk aklına gelen balcan kebabı olmasın veya baklava olmasın. Kültür olsun, tarih olsun, dünyanın şu anda yaşanılan en eski kenti imajı olsun. O yüzden buna ihtiyaç olduğunu düşündük ve bir yola çıktık. İşte lahmacun yirken... Bunun esprisini yapacaktık ama birazdan sizden sorular da gelebilir yani, böyle nereden çıktı bu derken anlatacağız bunu inşallah yani, Galadan sonra çıktı. Onu sen değil. Şimdi lahmacun yerken karar verdik arkadaşlar. Şimdi dedik ki bu filmi nasıl çekerik? Birçok kapıyı çaldık. Sağ olsunlar destek çıkmadılar. Dedik ki yorum bir tanesi çıkar zar dedik. Hele bekleyek dedik. Bekledik, bekledik. Allah razı olsun. Meral bacım dedi ki ben bu filmi çekerim dedi. Ben de benden kafa buluyverledim. Meğersem doğru söyleymiş yani. Hemen başladık hazırlıklara, çalışmalara. Ve bugüne geldik. Ya ben senaryoyu yazarken yani komedi anlamında, evet komedi var. Neden var? Çünkü insanlar gülmeyi çok seviyorlar. Özellikle Türk toplumu gülmeyi çok seviyor. Gülmeye ihtiyacımız var diye komedi ağırlıklı yazdım. Bunun içerisine de kültürü aşıladık, harmanladık. Ortaya güzel bir şey çıktı. Ulusal da hiç kimsenin alışık olmadığı düzeyde bir komedi filmi çıkacağını tahmin ediyorum. İlginç bir komedi filmi çıkacağını tahmin ediyorum. Belki bundan sonra artık İstanbul'un değişik bir sektöre yöneleceğini düşünüyorum. Çünkü Gaziantep dikkat çekecektir bu filmden sonra ve insanlar artık bu şehri tanımaya başlayacaklardır. Bu şehrin kültürünü beyaz perdeye veya televizyona taşımaya çalışacaklardır. Bu bizim için bir ilk oldu. Gaziantep için bir ilk oldu. İnşallah da son olmaz, devamı gelir diyorum. Buraya geldiğiniz için, bize destek verdiğiniz için de hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.
Evet, biz çocuğu getirdik dünyaya. Bundan sonra büyütmek, değerlendirmek, ona değer katmak size kalmış. İnşallah beğenirsiniz. Biz size hediye ediyoruz bu projeyi. Ne maddi ne manevi hiçbir beklentimiz yok bu projeden. Tamamıyla tüm Gaziantep'lilerin, tüm dünyada yaşayan, içinde biraz Türk aile yapısını komediyle izlemek isteyen herkesin bu projeye sahip çıkmasını istiyoruz. Vereceğiniz o destekler bizim için çok kıymetli. Şimdiden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tamam. Evet. Hayır, alıyor mu?